Kırşehir Belediyesi tarafından 2012 Mart ayında hizmete açılan Aile Yaşam Merkezi'nde 25 branşta 38 grupta 1000'e yakın kursiyere kurs veriliyor. Aile Yaşam Merkezi cinsiyet, meslek, statü ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin 7'den 70'e tüm Kırşehirlere çeşitli branşlarda eğitim sunarken birçok konuda gezi, seminer, konferans, sergi ve yarışma gibi programlarda düzenlemekte. Merkezde kursiyerlere bugün Dünya KOAH Haftası dolayısıyla seminer verildi. Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşireler Sultan Alpsoy ve Kadriye Gür Altın Kılıç tarafından verilen seminerde KOAH nedir, tedavisi nasıl yapılır konularında kursiyerler bilgilendirildi. Sorunun kaynağı biliniyorsa o kaynağı kurutmak sorunun oluşmasını engeller. Bir numaralı etkeni sigara olarak gösterdik ve bunun için sigarayı bırakın diyoruz. Sigara içenler sigarayı bırakacak. Bütün ilaçlarınızı doktorunuzun söylediği şekilde kullanın ya da en az iki kez kontrol için doktorunuza gidin. Şimdi yani biz hasta olmayınca, başımız yastığa düşmeyince doktora gitmeyi pek seven insanlar değiliz. Yani gerçi %50 öyleyse %50 de böyle başı da ağrısı hemen ameliyat olacağım sananlar da var belki ama yine de biz yıllık kontrollerimizi mutlaka yaptırmalıyız. Nefes alıp verdiğiniz kötüleştiğinde hemen doktora gidin diyoruz ki mutlaka nefes ölçümünü yaptırmalıyız. Yine yapacağımız başka işler arasında elin havasını temiz tutmak gerekiyor ki bu da odaların, bulunan ortamın sık sık havalandırması. Yani ev ortamı olabilir, iş ortamı olabilir. Bulunduğumuz mekanların sık sık havalandırılması gerekiyor. Vücudunuzu dinç tutun ki burada aktif merkezde spora gelenler bunu bir ölçüde başarıyorlardır. Yürüyün, üzerinde egzersiz yapın ve sağlıklı gıdalar yiyin. KOAH'ınız ağır ise, şimdi derecelendiriliyor çünkü başlangıç oranlar biraz daha birinci derece, ikinci derece. Eğer ağır durumda bir KOAH'lıysa nefesinizden olabildiğince yararlanın, evde hayat mümkün olduğunca kolaylaştırın. Yani bu, şimdi buradakiler için iyi tabii ki ama şimdi annelerimiz var, babalarımız var, belki babaannelerimiz, dedelerimiz var. Evimizde bir KOAH mutlaka vardır. Onların da hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor.